Siz çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Kaç yaşındasın? 19. 19 yaşındasın, aynen. Çalışıyorsun. Nedir aynen. Durumlar? Benim durumum gayet iyi ama neden iyi? Çünkü mesela ben 17 saat çalışıyorum günde. Şimdi saat 6'da işe gideceğim. Saat 11'de çıkacağım. Öğlen 11'de. Şimdi ben neden 11 saat çalışıyorum? Çünkü babamın durumu iyi. Babam da asgari ücretle çalışıyor. Benim durumum neden iyi? 17 saat çalışıyorum. Şirketim var. Devlete yine vergi veriyorum. Mesela o 20 milyar kazanıyorsam %18'i o devlete gidiyor. Benzinden bana şey alıyor. Vergi alıyor. Yedek parçada vergi alıyor. Motoru alırken vergi alıyor. Benim hiçbir şeyim yok yani. Sadece benim genç girişimciliğim var. O da aylık 75 bin lira gelirin %30'unu almıyor benden. 75 bin liralık. Bir de şeyi alıyor. Yıllık mesela ben 1 milyon kazandım diyelim ya. Gencim ben. Onun %30'unu yine devlet alıyor. Yani benim burada bir şey kazanamıyorum. Ayda ne kadar vergi oluyor? Mesela ben 20 bin lira kazandıysam %18'ini devlete veriyorum. Bunu vermek zorundayım. Kazanıyorum ama nasıl kazanıyorum? İşte böyle kazanıyorum. 17 saat çalışmayınca bak gözümde uyku akıyor. Mesela, üniversite okumadın. Okumadım. Ama lise mezunu musun? Lise mezunu, açıktan okuyorum. Açıktan okuyorsun liseyi. Yine okuluma devam ediyorum ama yani her şey şeyde. Çarşamba günleri benim okulum var. Akşam okulum. Uykusuz işe gidiyorum. Komple 24 saat uykusuz kalıyorum. Genç yaşta çalışmaya başladın. 10 yaşından beri çalışıyorum ben. Anayasada 8'de bıraktım. 8 saatten fazla çalıştıramazsın, yasak yazıyor. Evet. Mesai verirsen çalıştırsın. Evet. Bak 17 saat çalışıyorum. Ama 17 saat çalışıyorum, neden çalışıyorum? Çünkü benim şirketim var abi. Ben mesela şimdi şirket vereceğim, yemek sepetine çalışıyorum. Adam diyor ki senin sadece 11 saat çalışabilirsin. Senin şirketin olduğu için. Ama diyor sana bırakmışım. Çünkü şirketim ben. Yani yemek sepetiyle bir nevi ortak oluyorsun. Anladın mı? O yüzden sana yemek sepeti karışamaz. Diyecek ben niye esnaf kuruyor olayım ki o zaman? Yani siz niye şirket nasıl alıyorsun? Buluyorsunuz şimdi? Ona o kadar para kazanıyorsunuz. Şirketiniz var üstüne işte, ama ona rağmen fiyatlar nasıl? Ona rağmen çok kötü. Mesela abla dedi ya burada her şey fiyatlar iyi, ben geçinebiliyorum. Mesela burada can istediği bir şeyi bir tanesini alabilir. 2-3 tane can istediği bir şeyi alamaz. Nasıl yiyorum yetmiyor diyorlar. Aynen işte onu yapmamamız lazım. Biz genciz, genç adamız. Ben niye çalışayım ki şimdi? Ben de okumak isterim ama durumlarım el vermiyor. Allah'a çok şükür bir tane motorum var. Onda Allah bilir 8 gram borç ödüyorum ben aylık. 8 gram altın borcu ödüyorum. Ben mesela dün bir sevgilimle, kız arkadaşımla bir dışarı çıktım. Size yemin ediyorum burayı bir gezdim. Benim cebimden 500 lira para gitti. Bir yemek yemişim, bir tatlı içmişim, bir de mısır yemişim. Başka hiçbir şey yok. Neden 500 lira ödeyeyim ki? Geçiniyoruz diyor ya. O kendine göre. Zaten yapacağını yapmış zaten o yaşına kadar. Yani evini almış, arabasını almış, sallıyorum. Neden böyle oldu sizce ekonomi? Neden böyle oldu? Abi daha demin dedi denetim. Denetim yok. Kesinlikle denetim yok. Mesela aynı her şey sigara gibi olacak. Bak şu her şu soyunlarını bile içine ikramiye koymamışlar. Yani denetim olmadığı için kafasına göre oyuyorlar, oynatıyorlar, insanlara sattırıyorlar. Dünyanın parasını kazanıyor ama insanlar bir umuttan kazıyorlar. O kadar para çıkabiliyor. Hiçbirinde büyük ikramiye koymamışlar. Yani denetim olursa bunları böyle yapamazlar. Ya abi, devlet geçtim. Şans oyunlarıyla değil ki sadece. Mesela sallıyorum ben burada bir çay içiyorum. Size yemin ediyorum 11 lira veriyorum. Esenler'de bir çay içiyorum 17 lira benden para alıyor. Aa, burada manzara gören bir yerde çay içiyorum 17 lira. Esenler'de 20 lira 22 lira benden çay parası alıyor. Bu denetim. Çözüm denetim mi? Bence denetim. Denetim bir de bölgeye göre fiyatlandırma. Mesela şimdi havalimanında su neden 20 lira? Kirası pahalı olduğu için. Burada neden 10 lira? Buranın kirası uygun, şeyleri orada. Ama Esenler'de neden 17 lira? Denetim olmadığı için. Yani denetim olsa orada eskiden fiyatlar böyle değildi. Neden böyle oldu? Ya şimdi toptan fiyatlar, fabrikada toptan fiyatlar geçen bir ekonomist diyor. %60 artmış diyor. Düşmüşler marketlerin peşine diyor. Marketler pahalı aldığı için pahalı satıyorlar. Açgözlü insanlar. Evet. Açgözlü. Fırsatçılardan. Fırsatçılardan. Bak adam insanlar ev alsın diye bir şey çıkartıyor. Daha para cebe girmeden 300-400 bin lira. Denetimden bahsediyoruz. Denetim neden yok? Denetim nereye kadar? Herkesin başına çoban mı koyacaksın? Ya koyamazsın zaten ki. Zaten düşmesini istemiyor. Koyamazsın. Çünkü insanlar vicdan. Daha yüksek fiyatla satıldığı zaman daha çok vergi eline geçiyor. Anladın mı? Geçen bir ekonomist hesaplıyor. Diyor ki şu yüksek fiyatlarla devletin eline 180 milyar TL daha fazla para geçti. Devletine daha fazla vergi geçiyor. Vergi geçtiği için denetim de yapmaz. Şimdi toptan fiyatlar %60 artmış fabrikalarda çıkış malı. %60 artmış. Marketlerde suçu buluyor. %60 niye fabrikalar demiyorsun? %60 niye zam yaptın? Denetim yapmıyorlar aslında. Peki nasıl düzelir? Evet. Demir mesela şu anda ev şikayet ediyorlar ya. Ben evi mesela yaptım diyelim. 500 milyar TL'ye mal aldım. Demirin tonu o zaman 900 liraydı. 910 liraydı. Demirin tonu şu anda 17 liraya çıktı. Ben 1 trilyona dairemi çıkardım. Ekmek istemiyor, su istemiyor diyeyim hani. Gitsin burada kalsın 1 trilyon, 2 trilyon da isterim. Bunun daire sahiplerinden bulmayacaksın suçu. Demirin tonu 3'e, 2 liraya insin tonu, 4 liraya. Demirin tonu 4 liraya insin, 200-300 milyar daire yaparsın. Yani işin temelini inmiyorlar, hep alavere dalavere. Marketlerin peşine düşüyor. Toptancıların peşine düşmüyor, marketçilerin peşine düşüyor. Demirin temelini inmiyor, demir çimentonun peşine düşmüyor, ev satanların peşine düşüyor. Abi yine düşse o zaman ev sahipleri şey yapacaklar. Zaten bu şu an fırsat şey olduğu için. Maliyet azaldı mı ya, adam ucuz satar. Abi tamam, ucuz satma işte, adam ondan bahsediyor. Diyor, vicdan yok diyor bizde. Vicdan yok abi, anladın vicdan. Mı? Adam diyor sen en altta indiği zaman bile diyor, şey yapamazsın diyor. Düzeltemezsin diyor bunu. Vicdan yok diyor. Rahmetli Turgut Özal döneminde açıklanan çıkan bir yasa var. Serbest ekonomi piyasası diye bir yasa.
piyasamız var bizim. Herkes istediği fiyatı koymakta özgür. O zamanlar için belki çok ülke şartlarına iyi gelen bir kanundu ama şu an zarar veren bir kanun. Hiç kimse benim bunu kaça satacağımı şeyini veremez. Ben buna rakam koyarım. İsteyen alır, isteyen almaz. Benim buna koyduğum rakamı bu görerek bu da arttırıyor. İnsanlar buna mecbur kalıyor. İnsanlarda vicdan diye bir şey kalmamış. Yani ev sahibi geliyor diyor ki bak orada 7 bin lira diyor. Sen 2 bin lira oturuyorsun çık. 7 bin lira diyor ki o 7 bin liraya verdiyse benimki 10 eder diyor. Onunki 10 ederse benimki 12 eder diyor. Bu şekilde bir kere ilk önce bizde bir sarı şey var ya bu site sahibinden. İlk önce bunu kapatacak devlet. Çünkü insanlar orada kendi kendine gaza geliyor. Ya bugün Tofaş'ın 100 bin lira olduğu bir ülkede yani ekmeğin 6 lira 7 lira olması gayet normal. Neden 100 bin lira abi Tofaş? Neden 100 bin lira? Herkes kendi arabasını şey zannediyor. Rekabet mi var? Rekabet. Adam bakıyor diyor ki ya ulan Renault kaç koymuş? 150 koymuş. Bunu 150 ettiği yerde benim arabam 200 eder diyor. Kendi kendine. Nasıl düzelecek? Sahibinlerin kapatılması bir çözüm mü? Yani en azından bir çözüm. Niye? Çünkü insanlar orada ülkenin birçok şeyi orada belirleniyor şu an. Emlakı, ne bileyim araç, ikinci eli birçok şey orada. Devletin yaptığı zamları da etkiliyor mu sizce? Etkilemez olur mu? Herkes, bakın herkes birbirine bir şey var, çark kurmuş. Ev sahibi kiraya zam yapıyor. Diyor ki kiraya bu kadar ödüyorum diyor. Geliyor marketçi malına zam yapıyor. Ev sahibi gidiyor diyor ki marketçiler bu kadar arttırmış diyor. Bu kira bana az geliyor diyor. Mal kiraya zam yapıyor. Yani böyle bir çözümsüzlük var. Böyle bir düzensizlik var. Neden böyle oldu? Ne zamandır böyle? Ne zamandır böyle? Fırsatçılar çıktığından beri böyle. Pandemiden bu. Fırsatçılar 2 yıldır mı çıktı? 2 yıldır. Pandemiyle bunun bir şeyi başladı. İpin ucu kaçtı. Artık kolay kolay da düzelmedi. Eskiden alım gücü daha yüksekti değil mi? Ya eskiden tabii ki alım gücü daha yüksekti. Ama eskiden de böyle kıt kanaat geçinenler insanlar da vardı. Lüks geçinen insanlar da vardı. Bugün olduğu gibi. Bugün de kıt kanaat geçinen insanlar da var. Lüks geçinen insanlar da var. Ama bugün ne var? Lüks yaşam arttı. Bakın ben bundan 11 sene önce 750 lira maaşla çalışırken 3 tane fatura ödüyordum, geçiniyordum. Bugün maaşım benim 13,5 milyar. Ödediğim fatura yaklaşık 10 tane faturam var. Yani ona göre geçiniyorum. Bir tane ayakkabım vardı. Vallahi bugün en az 10 çift ayakkabı var evde. Yani insanlar da lüks yaşam arttı. Yine ödeyemeyeceksin ki zaten problem orada. Sizin sana bir doğalgaz faturası geliyor 2000 lira abi. Kardeş bak bugün doğalgaz bedava. Niye bedava biliyor musun? Neresi bedava bak, abi? 3 ay hadi bana bilemedin. 3 ay bak. 3 ay bilemedin. Gösteremezsin abi. Ay, bedava diye bir şey yok bak, abi. 3 ay bilemedin. 4 ay. Ya bir dinle. Bak bir dinle. Bir dinle. 3 ay ya da bilemedin 4 ay fatura ödüyorsun değil mi? Geri kalan aylarda neredeyse 2 ayda bir 3 ayda bir fatura geliyor. 20 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira. Yazın kaç lira ödüyorsun? Artık o kadar ucuz gelmiyor. Yazın kaç lira ödedin? Yazın kaç para ödersin? 100 lira 200. Aynen neden o kadar ödersin? Nerede 100 lira 200 lira? Benim 20 lira 30 lira biz geldi. 4 kişiyiz biz tamam mı? Benim yazın ortalama 40-50 lira geldi doğalgaz faturam. Hayır. Yani mutfakta bedava. Sadece ateş mutfak... falan mı yakın abi? Nasıl mutfak geliyor? Mutfak kullanıyorsun, banyoda kullanıyorsun. Tamam abi. 50 lira 60 lira. 200 lira gelmesi imkansız abi. Sen bir de diyorsun ya abi. Mesela şimdi kardeş, sen doğalgaz listeyi veriyor ya. 1000 lira ödüyorsun bak. Tamam. 1000 lira, 1200 sen lira. Tamam 3 ay 4 ay. Geri kalan aylar. Bir şey söyleyeceğim. Sen diyorsun ya bedava fatura alıyorsun. Bedava senin bedava faturanın devletin abi, ödemesi için senin üstüne hiçbir şey olmaması lazım abi. Ne babadan kalma ne anadan kalma hiçbir şeyin olmaması lazım. Yok hiçbir şeyim yok. Abi işte ya neden yok? Bir şey problem orada. Faturalar eskiden bu kadar yüksek değildi. Şimdi doğalgaz bulundu Karadeniz'de ona rağmen yüksek. Ya tamam, bırakın onu. Daha biz kendi doğalgazı çıkarıp mutfağımıza koyamadık. Biz hala dışarıdan alıyoruz. Tamam mı? Bugün biz hala dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan aldığımız ülkelere bakın hepsinde savaş var. Tarım ne bileyim işte doğalgazı şeyi Rusya'dan alıyoruz savaş var. Tahılı Ukrayna'dan alıyoruz savaş var. Yani dünyanın her... Doğalgazın sebebi de savaş diyorsun. Ya sadece bizde değil ki. Dünyanın her yeri etkileniyor bundan. Alma diye bir şey yok abi. Ya, dünyada bir düzen ya var. Ya kardeşim ya, bir dakika sen, bir dakika. Sen Ukrayna'dan tahılı alıyorsun tamam mı? Burada makarna yapıyorsun ne bileyim erişte yapıyorsun. Millete o ülkelere geri satıyorsun. Tamam abi geri bak, satıyorsun. Tahılı da biz kendimiz yapalım. Ya, tahılı kendimiz satalım. Kendi yaptığını kendi satamazsın bu sefer. Sen tahılı ürettin makarna yaparsın o ülkeye satamazsın. Ben satamıyorsun. Dünyada bir düzen var kardeşim. Çok affedersin. Bir düzen var. Dünyada bir düzen. Hayır hayır işiniz ne efendim? Ben güvenlik görevlisiyim. Ha güvenlik görevlisiniz. Evet. Ben de gemi baş mühendisiyim. Bak ben bu ülkede mutlu azınlıktan bir tanesiyim. Mutluyum. Ben giderim şuradan istediğimi alırım, istediğimi. Hayır hayır ama öyle değil. Ben geldiğim yeri unutmam. Geldiğim yer neresi biliyor musunuz? Benim anamın el kapılarında hizmetçilik yeri. Buradaki insanların çoğu aynı vaziyette kardeşim. Sen 10 tane ayakkabın var diyorsun. Alabiliyorsan alırsın. Ama alamayanlar düşüneceksin sen ya. Lüks yaşam arttı diyorum. Hayır. Lüks yaşam. Lüks yaşam diye bir şey yok. Bak bak. Fakir tam fakir, zengin tam zengin. Şimdi bak. Şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim.
Herkes zengin olursa bir ülke geçilmez zaten. Herkes zengin olacak diye bir kaide yok. Herkes zengin olursa çalışacak insan olamaz. Bir tanesi desin ben zenginim burada. İnsan zenginlik buradan mi? 50 sene önce de aynı bir stüdyo vardı. Şimdi aynı stüdyo var. 100 sene sonra. Yok abicim bak. Bak mutluluk nedir sizce? Bir dakika abicim. Çok özür dilerim. Mutluluk nedir sizce? Mutluluk. Ekonomi falan unutun. Her şey mutlu. Sağlıklıysan, huzurluysan tamam mı? Mutlusundur demektir. Öyle mi? Evet. E tamam. Huzurlu musunuz siz? Huzurluyum çok şükür elhamdülillah. Ben işte huzurlu değilim. Nedenini söyleyeyim ben. Benim oy verdiğim bir partiye her gün vatan haini derse ben de vatan haini olmuş oluyorum. Onun için mutlu değilim ben. Anlatabiliyor muyum? Vatan hainliği yapacak şeyler yapıyorsa tamam mı? Bunu diyeceksin abi. Yani iyiye iyi, kötüye kötü. Bugün peki ben size söylüyorum. Bugün nasıl ekonomide bir dakika. AK Parti'yi eleştiriyorsa bak AK Partili değilim. Bak AK Partili değilim. Ama bugün nasıl öyle gibisin boş ver sen. Bugün nasıl ekonomide AK Parti'yi eleştiriyorsak tamam mı? Terörde de HDP'yi eleştireceğiz. Muhalefete de CHP'yi eleştireceğiz. Bu böyledir abi. Neden? Bir dakika. Ben size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Çok güzel bir konuya geldiniz. Şimdi arkadaşım bak. Bir partinin ya da bir ülkenin lideri, bir ülkenin bakanı falan filan bir şeyler söylediği zaman düşünür. İsmet İnönü'nün bir sözü vardır. Ben size onu söyleyeyim. Devlet adamı konuşmaz. Yapar. Yaptığını da kimseye söylemez. Devlet adamlığı budur. Bunu en iyi uygulayanlardan birisi de Demirel Ecevit. Devlet adamlığı budur. Şimdi bakınız ben size şunu söyleyeyim. Akşama kadar ben HDP'li değilim. İsterseniz üyelik kartımı göstereyim başka partiliyim. Şunu söyleyeyim ben size. Akşama kadar HDP PKK. Ya güzel kardeşim meclis açılıyor. Siz söyleyin HDP'nin millet meclisi başkan vekili var. Çıkıyor tokmağı vuruyor. Evet arkadaşlar söz almak isteyenler. Sen sus. Sen konuş. Yani şimdi meclisi PKK mı yönetiyor ya? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Don Quixote'un demokrasi olan bir ülkede savaş maalesef açtığı gibi evet. Bir karşılarında bir kahraman yaratıp savaş açıyorlar. Ben size söyleyeyim. Evet. Öyle bir şey olmasa bile. Bir şey daha söylemek istiyorum. Türk milleti çok onurlu bir millettir. Çok fazla sıkıntı çekenler var ama herkes söyleyemiyor. Herkes içine atıyor. Çok az kişi burada ben açım diyenler var ya, onlara gerçekten inanın çok daha fazla var aslında. Söylemeyenler var, söyleyemeyenler var. Bir şey de merak ettiğim bir şeyi soracağım. Şu anda mevcut hükümette bütün yetkiler elinde. Hiç olmayan bir yetkisi yok ve kimseye hesap da vermek zorunda değil. Düzeltemiyorsa tekrar seçime girmesinin sebebi ne? Niye düzeltemiyor? Daha sonra tekrar seçilirse ne yapacak? Bundan fazla eline ne geçecek? Zaten şu anda her şey var. İktidarda var. İktidarda her şey var. Yapabiliyorsa şu anda yapması lazım. Seçim beklemesine gerek yok. Bir de mümkünse eğer şeyi deneyelim. Yeni kim katılacaksa, kim girecekse bir deneyelim. Bir fırsat verelim. Fırsat veremezsek olduğumuz yerde patinaj çekeceğiz. Bakın var mı? Bir şey söyleyeceğim. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Bir dakika. Diğer tarafta kim var? Abicim sen AKP'li oldun belli oldu. Boş ver. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben varım ben. Eğer bak diyorum şu an. 1991 yıllarında bir saniye lütfen. 1991 yıllarında burada Sultanahmam'da esnaflık yaptım. 90-91 krizini, Irak Körfez krizini bizzat esnaf olarak yaşadım. 94 5 Nisan kararlarını yaşadım, gördüm, yine esnaftım. 98'de Ahmet Necdet Sezer Ecevit o kanun kitabı fırlatma meselesini de krizi gördüm. 2001 krizini gördüm. 2008 krizini gördüm. Şu anda adı konmayan başka bir kriz var. Geçen sene bu tarihlerde biraz betondan, demirden bahsedeyim. Yani şu anda herkes inşaat diyor. Geçen sene atıyorum bir baktık 10 liraya çıktı. Farz-ı misal konuşuyorum. Rakamlara takılmayalım. 10 lira yükseliyor diye demir aldılar. Demir sonra düştü tekrar 7 liraya. Beton aldılar. Beton tekrar düştü. Sonra tekrar çıktı vesaire. Ben şimdi ticaret yapmak istiyorum. Yapamıyorum şu an için söylüyorum. Dolar almak cız. Almayın. Faize yatırmak haram. Yatırmayın. Elimizdeki para bitti. Pul oldu. Hiçbir şeye yaramayan bir para oldu. Ne yapacağız? Yani dolar yükselmiyor. TL düşüyor. Bakın bütün dünyada... Neden böyle oldu? Bütün dünya paralarına karşı bizim paramız değer kaybediyor. Bu kadar. Benim söyleyeceğim şu anda yapabiliyorlarsa şimdi düzelsinler. Seçimi beklemesinler. Bunun sebebi ne sizce? Ekonomi niye böyle oldu? Liyakatsiz kişilere verilen görevler. Evet.
ehline verilmemesi. Bundan evvel hani konuşuyoruz AK Parti kötü falan demiyorum, bakın ben diyorum ki 7 sene 10 sene önceki durum AK Parti yönetmiyor muydu? Herkes memnundu bir şekilde halinden. Bu hale getirdiyse kim getirdi? Ben getirmedim. Bunlar getirdi. Bir yerde beceremiyorlarsa bırakmak lazım. Becerebilen birisi geçsin. Biz de ona oy verelim. Var mı adayınız? Valla ben Mahsun, Mahsun Yavaş hoşuma Mansur, gidiyor. Mansur Başkan hoşuma gidiyor. Ama kim olursa da olsun bir yeniliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Mansur Başkan. Yani, eğer, ya Ekrem Başkan. Ya Ekrem Başkan ya da bir dakika, Mansur Başkan. Bir dakika. Şöyle bir şey var. Yani adam kendi içerisinde oturup yani seçime girmiş kaybetmiş. Yani kendi partisinin bile hakkından gelemeyen bir adam hala da görünüyor. Yani İmamoğlu ya da Mansur Yavaş kazanır mı? Bence kazanır. Yanlış. Bir dakika efendim. Bence kazanır. Bir dakika efendim. Ben size bir takım sorular soracağım. Türkiye'deki şu anda parti liderlerin içerisinde ekonomiyi en iyi bilen artı bir de en tüm yani ekonominin hesabını en güzel yapacak kişi kimdir biliyor musunuz? Parti liderlerinin içerisinde yine Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu deme bana. Siz abi. Nereden biliyorsunuz? Tamam mı? Kılıçdaroğlu ekonomist olsaydı SSK'yı batırmazdı. Bu bir gerçek. Neden bir batırdı? Kendi partisine sahip çıkam. Ya güzel kardeşim. Algı yapmayın. Niye çıkamazsın? Orada da bir değişim lazım. Niye çıkamazsın bugün ya? Bugün nasıl hükümet? Ya adam hırsız mı? Soyguncu mu? Vurguncu mu? Yalancı mı? Dolandırıcı mı? Hepsi var. Söyle hepsi mi var? Yalan söylüyorsun. Çok yalan söylüyorsun ve ayıp ediyorsun ve günah işliyorsun. Bugün nasıl hükümette bir değişiklik şartsa Cumhuriyet Partisi'nde de değişiklik şart. Hayır, bizim liderimiz değişmeyecek. Yakın. Bizim liderimiz bugün değişmeyecek kardeşim. İsterse değişir. Şartsa sana ne? Cumhuriyet Halk Partisi sen git oyunu ver. Şart. Sen git oyunu ver. Sizin adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim biz şimdi doğru söylüyoruz. Sen ne diyorsun? Hayır, şimdi biz onun fikrini söylüyoruz. Tamam, doğru söylüyorsun, ona göre doğru söylüyorsun. Bana göre değil. Bir dakika. Sizin adayınız kim? Ne? Kızmıyor. Burada tartışmaya kalkmıyorsan yanlış yanlışsın ya, ben sana söyleyeyim. Yanlışsın. Ben de bir dakika. Sen de çok yanlışsın. Öyle bir tepki veremezsin. Yanlışsın. Ya kime kızıyorum ben? Söyler misin? Kime kızıyorum? Yok edeceğiz diyor. Yalan söylüyorum onun için. Yalan söylüyorsun. Siz de bunu görmüyor musunuz? Fark etmiyor musunuz ki? Hepsi bak kişi kendinden bilir. İmamoğlu ne yapmış ki İmamoğlu? Ya biz onu savunmuyoruz ki zaten. Kimi savunuyorsun? Hayır. Bir dakika, ben size bir şey söyleyeyim. Yusuf, kişi kendinden bilir. Evet. Tamam. Bugün yani siyasette içerisinde olup da yalan olmayan hiçbir şey yok. Yalan mı? Bak. Yok. Ya, siyaset. Ya bu kadar da acı, bu kadar da baskın olma siyasetçilere. Baskınla alakası yok. Siyasette yalan söylemeyen lider var mı? Siyasette yalan olmayan lider var mı? Sizin bir adayınız var mı? Benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu. Kazanır mı? Türkiye'nin, bakınız ben şimdi şu anda seçim olsun şu anda kazanacak. Şu anda seçim olsun. Şu anda kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Sen kendini iddiasına iddiaya girelim mi? Bu kadar insanın içerisinde iddiaya gidelim. Hem de ben Mercedes'ine var mısın? Bak bu kadar insan içerisinde ben her türlü iddiasına girelim. Kılıçdaroğlu bak Kılıçdaroğlu eğer aday olursa Tayyip Erdoğan yine gözü kapalı silip süpürür. Öyle mi? Bak gözü kapalı silip süpürür diyorum. Bak gözü kapalı. Ya bak ama bakınız. Bakın. Kardeş sen kendin için ne? Sen kendin doğru. Ben kendim için her şeyi yaptım. Ne istiyorsun ki? Çalışıyorum. Aileme yaptım. Aileme de çalışıyorum. Ev aldım. Araba aldım. Ne yaptın? Arsa kimin tarzında aldın? Tamam. Çalışarak. Kim bunları sana sundu? Daha ne yapman gerekiyor? Hayır ya. Nankör olmaya gerek yok. Fikrini söylüyor. Nankör olmaya gerek yok ama. Daha ne yapman gerekiyor? Yenilenmesi gerekiyorsa CHP'de de gerekiyor. Muhalefette de bir değişiklik. Bir dakika arkadaşım. Şimdi üstadım. Üstadım bakın. Üstadım bir dinler misiniz? Tabii ki. Bak güzel insan. Arkadaşlar bir saniye. Çok affedersiniz. Biraz dinleyelim. Allah'ım İstanbul'u batırmaktan başka bir şey yaptığı yok. Kim İstanbul'u batırdı? Buyurun böyle söyleyin. Abi çok konuşmayı seviyor da. Kim İstanbul'u değil kardeşim. Pardon bir dakika. Kim İstanbul'u batırdı? Buyurun. Ya İmamoğlu batırdı tabii. Kim batıracak başka? Ne oldu İstanbul'da? Bu İstanbullu kendi kendini harcadı. Aynen haklısın. Kendi kendini harcadı. Hiçbir şey İmamoğlu kendisi yaptı, haklısınız. Ya adam. Aynen haklısınız. Haklısınız. Ne oldu İstanbul'da? Biraz anlatır mısınız? Ben oradayım. İmamoğlu oradayım.
Alkışlıyorum seni. Cidden alkışlıyorum. Hayır, sen geride duruyorsun. Beyefendi bize cevap vermiyor. Biz böyle geçelim. Buyurun. Şimdi ben kendi mesleğimi söylüyorum arkadaşlar. Ben denizciyim. Bak, şimdi bir dakika, bir şey söyleyeyim de ondan sonra. Bir şey güzel insan. Bir dakika, isminiz neydi ya? Şey isminiz benim ne? İsmim Ali abi. Bir şey söyleyeyim. Benimki de Hasan. Hasan Ali, güzel işler oldu. Ha. Az önce dedin ki o da AKP'li dedin ya. Şu an AK Partili'nin yapmış olduğu aynı şeyi sen de yaptın. Benden olmayan AKP'li diye yapıştırmayı yaptın. Tamam yok. Mı? O yanlış yapıyor. Şimdi bakınız. Bakınız, ben size şunu söyleyeyim. Ben kendi mesleğimi söyleyeyim güzel insan. Abi ben de güvenlik görevlisiyim. Kısaca bak, ben gemi baş mühendisiyim. 11 yıl denizde çalıştım. 1988'de denizi bıraktım. 26 yıl tersane müdürlüğü yaptım. Şimdi bakınız, ben şunu size net olarak söylüyorum. Ben diğer ülkelerin hepsine gittiğim zaman İslam ülkelerinin içerisinde Türkiye birinci sınıftı. Evet. Türkiye birinci sınıf ülkeydi. Neyle ülkeydi? Aydınlığa koşan yolda. Birinci sınıf ülkeydi. Bakınız, bir ülkenin ekonomisi düzelir güzel kardeşim. Sen de düzeltebilirsin. Pardon. Siz de düzeltebilirsiniz. Ben de düzeltirim, tamam mı? Ama ahlakı kimse düzeltmek o kadar zor ki. Ahlakı. Bakınız, ben sadece size şunu söyleyeyim. Birisi çıkıyor ya, 4 yerden maaş alıyor. Öbürü gidiyor 11 yerden maaş alıyor. Öbürü gidiyor bir konvoy gidiyor. Ana ya, ben kardeşim Almanya'da seçim döneminde oradaydım. Oğlum şey olduğu için, tersanede mühendis olduğu için onun yanındaydım. Ya kardeşim geliyor şuraya, hemen bir tane adamın resmini koyuyor. İki konuşuyor. Hiç kimse de karışmıyor. Konuşuyor gidiyor. Ya kardeşim biz bir gidiyoruz. 100 tane konvoy. Ya biz bu kadar şey miyiz ya? 13 tane uçak. Sat kardeşim, sat. Ne işin var senin ya 13 uçakla? Kendinin değil. Mesela ne dedi? Bu benim son seçimim dedi. Evet. Giderken alıp götürmeyecek. Ne bileyim, saraya olsun, ya, uçağı olsun, araçlar olsun. Bunlar bu hükümetin abi. Ya tamam, bak, bunlar reklam ne kadar nasıl önemse bizim hükümetimiz için de önemli. Saray mesela bu sarayı alıp götürmeyecek ki. Bu seçimde kim gelirse saraya o oturacak. Bugün nasıl Amerika'nın bir sarayı varsa, Rusya'nın bir sarayı varsa, bizim ülkemizin de bir sarayı olması gayet doğal. Tamam mı? Bunlar olması gereken şeyler. Yok, hayır. Bunlar olması gereken şeyler. Yanlış yapmış. Bakın, bunlar ülkenin imajını, büyüklüğünü, tamam mı? Bunlar reklamını yapan şeyler. Bunlar iyi şeyler. Şimdi bak. Bak Amerika'nın sarayı, Türkiye'deki sarayın 5'te 1'i ya. Ya bırak şunu ya. Abi olur mu? White House'u gör. Bakın, aç şeyden gör internetten. Bunlar olması gereken şeyler. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki hangi görüşte olursan ol. Bak, ben seni ben izliyorum. Sosyalistim. Evet. İstersen komünist ol. Beni komünistim, evet. Görüş olarak. Evet. Herkesin şurada. Evet, doğru söylüyorum. Ben herkesin, bak, yok, herkesin burada, herkesin burada bir görüşü vardır. Bir dünya görüşü vardır. Yaşantısı vardır. Herkese saygı durmak zorundayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bir saray yapmışız. Saray milletin dilinde. Ya Tayyip Erdoğan götürecek değil. Kılıçdaroğlu götürecek değil. Yarın. Başkası götürecek değil. Bizim. Elin adamını eski binalarda karşılıyorduk. Şimdi sarayda karşılıyoruz. Bir. İkincisi, bugün her tarafımız ateş içerisinde. Bugün NATO ülkesiyiz. NATO ülkesiyiz. Değil mi? Allah sağlık. Biraz hanımlara ben söz vermek istiyorum. Biraz hanımlara söz vermek istiyorum. Lütfen. Bir dakika. Lütfen. Bir dakika. Bir cümle söyle. Tamam, söyleyeyim. Şimdi beyefendiye söyleyeceğim. Bak üstadım, senin karnın aç. Gidip simit mi alırsın, pantolon mu alırsın? Tek sorun bu. Saray pantolon, simit emek. Buyurun, siz simit yiyorsunuz. Ne kadar oldu o simit? 5 lira oldu efendim. 5 lira oldu. Ekonomiyi konuşuyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Hayır, geçinemiyoruz. Çok zor. Neden böyle oldu? Neden? Sattı. Her şey özelleşti. Her şeyimiz. Hiçbir şey kalmadı zaten. Avrupa'da engelli çocuğu olana neler veriliyor? Bana bir maaş, bir yardım, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hadi onu bıraktım. Ben yaşlıyım, ölüp gideceğim. Ama o torunlar, çocuklar, ya bir tane bak getiriyorum, bir istediğini alamıyorum. Peki o küçük çocuğu olanlar, peynir bu kadar 70-100 lira. Peki bir peyniri kaç kişi yiyecek, o bir avuç peyniri? Evet. Emekli misiniz? Hiçbir şeyim yok benim. Geçinebiliyor musunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Beni bırak, benim hiçbir şeyim yok. Emekli olanlar geçinemiyor. Çift maaş alanlar, ev kirası. Nasıl düzelecek? Nasıl değişecek? Gidecek, yeter artık. Yeter, milletin burasına geldi. Yeter. Yediği kadar yedi, içtiği kadar içti. Millet bu kadar sefil. Yani. Şu an Erdoğan'ın karşısında bir aday yok. Sizce kim olur? Kılıçdaroğlu olsun, İmamoğlu
İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun, dürüst insan. Kazanır mı? Kazanır inşallah. Ecevit'in neyi vardı? Ecevit bak eski paltosuyla gitti. Bunların neyi var? Bir bunun çocuğunu araştırsana neleri var. Hepsi götürdü Avrupa'ya. Peki bu altılı masanın teyze, neyi var? Herkesin malı olur, kimisinin olmaz. Mevlam kısmet ettin mi? Tamam mı teyze? Mevlam'a katlayın. Mevlam kısmet ederse senin dünya seni olur. Hayır. Parayı da tutmadın hepsi gider teyze. Ha, ben sen devreye bol kesenin atıyorsun. Ben, bak Allah 100 bin kere razı olsun ki Tayyip Erdoğan'dan topumuzu, tüfeğimizi, her şeyimizi yapıyoruz teyze. Her şeyimiz var, her şeyimiz. Allah 100 bin kere biz ekonomi konuşuyoruz, geçinebiliyor musun? Ekonomi de güzel, ekonomi de çok güzel. Ben bak ticaret yapıyorum. Allah ondan 100 bin kere razı olsun. Yemin ediyorum bak. Vallahi de billahi. Yetiyor mu? Çok güzel. Her şey yetiyor kardeşim. Arabam da var altımda kardeş. Her şeyim var. Yemin ediyorum bu adam geldi. Geçinemiyoruz, yetemiyor diyenler neden böyle? Nasıl kardeş? Kardeş herkes namkör. Affedersin şu taşa söyle anlamaz. Tabii. Ne desen boş. Yemin ediyorum bak. Ben şu pantolonun yamanlıktaydı. Bak şu pantolonun 1,5 milyar verdim pantolon aldım. Şu altımda ayağımdaki ayakkabıya bak kardeş. Her şey var ya memlekette ya. Yeter ki yok, alma gücü. Yeter ki harcamasını bil kardeş. Olmayan var, yetemeyen var. Kardeş olmayanlar da olanlara göre. Zenginin yaptığı gibi zengine ayak uydurursan bu memlekette aç kalırsın. Teyzem boş konuşuyor. Yemin ediyorum. Hayır, geçinemeyen var, yetemeyen var. Kimseye boş konuşuyor diye. Tamam ben bir şey demiyorum ama teyzem yanlış konuşuyor. Alabiliyor musun? Teyzem yanlış konuşuyor. Peynir. Bu memlekette Allah yürüyün kere rahat olsun. Hayır, herkes kendini biliyor. Herkes kendini biliyor. 6 tane adam bir kukla seçip de orada mı karar alacaklar? Kim gel istersen böyle. 2 tane genel müdür atayacaklar. Genel müdür 6 tane adam diyecek ki bu genel müdür atansın. Ne laf atlamıştım bir o kaldı ya. Allah aşkına ya. Ben ayağımı döndüm. Size şu an söz vermeyeyim. Her sene biz öldük seçim seçim. Gözüm kaldı benim peynirde. Peynir alamıyorum. Ben o yeni ama çoluk çocuğum pek çökelek alıyor. Rızamı Tayyip mi yapıyor? Kimler yapıyor? Kim yapıyor? Kusura bakma bak bunları bu bak bunu Tayyip yapmıyor. Neden yapmıyor? Markete gidiyorum. Bugün çay alıyorum. Diyelim bu kadar. Ertesi gün bu kadar. Her şeyi Tayyip'e yüklüyorsunuz. Denetlenmiyor mu? Denetlenmiyor mu? Denetlenmediği için böyle oluyor. Denetlense böyle olmaz. Neden denetlenmiyor? Başkan kim? Onlar belediyeye söyle. Belediyenin mi denetlemesi lazım? Tabii ki. Belediyenin gelip denetlemesi lazım tabii. Çünkü bütün esnaflar kendi kafasına göre koyuyor. Belediye mi? Evet. Diyor, belediye mi? Biraz kafayı çalıştır. Sen çalıştın abla ya. İşte niye? Kusura bakma CHP'nin zamanında ilaç almak için sıra bekliyordum. Şimdi alabiliyor musun? Hangi CHP ne zaman iktidara geldi? Pardon. Ne? Pardon. Yok abla yok. Kılıçdaroğlu. Beni herkes doğrultuyor. İlaç alamıyorum. Randevu alamıyorum. Gedemiyorum, randevu alamıyorum. İnşallah var ya inşallah. Bir şey soracağım. CHP'nin zamanında dediniz. Hangi zaman? Kılıçdaroğlu'nun zamanında. Hangi zaman hani Kılıçdaroğlu? Sigortadayken. O sigortadayken. Ama evet. Onlar iktidara gelmedi. Ama o sigortayı soyduyor o zaman. Biz İktidara gelmediler ama. O gelmesin inşallah hiçbir zaman. Kim gelsin? Ben Tayyip istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.